şey yapayım arada. Oysa bir bahar sabahı uyanıp baharı karşılamak varken bu ülkede sadece bağımsızlığı savunan üç insanın acısıyla uyandı bundan 47 yıl önce. O tarihten bugüne kadar kimimiz sol elimizi kaldırdık, kimimiz çocuğumuzun adını deniz koyduk, kimimiz onların kitaplarıyla büyüdük. Onlara minnet borçluyuz. Ama bir de özür borçluyuz. Sizin bedeninizle ödediğiniz o Türkiye'yi halen bağımsız bir ülke haline getiremedik. Üniversiteleri sizin okuduğunuz sanatla, siyasetle uğraştığınız üniversiteler haline getiremedik. Sizin hayal ettiğiniz işçi örgütlülüğünü sağlayamadık. Sizin hayal ettiğiniz bir ülke yok. Bununla beraber yorulmadan, bezmeden, usanmadan ama yeni denizler, Hüseyinler, Yusuflar vermeden mücadelemize devam edeceğiz. Bugün burada Türkiye'nin yakın tarihinin kara lekelerinden biri olan, yüreklerde ve vicdanlarda dinmeyecek bir sızı bırakan denizlerin katledişinin yıl dönümü etkinliğinde bir aradayız. Tam 47 yıl önce bugün 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece 3 fidan, 3 devrimci genç junta tarafından idam edildi. Onlar ömürlerinin baharında emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye için mücadele ederken ölümsüzleştiler. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve yoksulluğa karşı gencecik ömürlerini bir mücadele bayrağına dönüştürdüler. Onlardan sonra on binlerce Deniz, Hüseyin ve Yusuf doğdu bu topraklarda. Asmayalım da besleyelim mi diyen zalimlere inat isimleri, türkü, son sözleri ise bu düşü paylaşanların andı oldu. Mirasları bugün de binbir türlü baskıya ve tiranlığa direnlere ışık olmaya devam ediyor. Belleğimizde onların anıları varken bizlere de asla umutsuzluk ve yılgınlığa düşmek yok. Buca'dan İzmir'e, Ege'den Türkiye'ye demokrasi mücadelesinin umut ve direnç aşılayan yüzü olmaya devam edeceğiz. Çünkü şairin dediği gibi menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler, bugünlerden geriye. Bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar adına direnenler. Denizlerin anısına yatar vereceğimiz
güzel günlere olan sarsılmaz inancımızla anıların önünde saygıyla eğiliyor. Hepinizi selamlıyoruz.